Konut sigortan yoksa mutfağa gidip bir bardak soğuk su içeceksin Turgay'cığım. Bir anda bir bakıyorsun camdan içeri bir koltuk giriyor. Şimdi burada hasar senin arabana geldiğini düşünelim. Allah göstermesin de. Eğer hafiyelik varsa sokak sokak nereden geldi bu koltuk diye araştıracaksın. Aşk abi merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk Özcan'cığım. Aşk abi bugün kim öder konseptinde beraberiz. Bazı videolar izleyeceğiz. Bu videolardaki hasar kayıtlarını, poliçeleri, sigortayı konuşacağız beraber. Biraz kendinden bahset aslında. Daha önce videoları izleyenler seni biliyorlar. 22 yıldır sigorta sektörü içerisindeyim. Son 3 yılım Apsiyon Sigorta'da genel müdürlük yaparak geçti. Ve bugün dediğin gibi çok farklı bir konseptle gelmek istedik. Bazı hasarları seyredeceğiz birlikte. Bunlarla ilgili yorumlar yapacağız. İlk videomuzda Ankara'dayız. Geçen sene gerçekleşen bir olay. Bu olayda fırtınada bir koltuk balkondan uçuyor. Beraber izleyelim. Tabii ki. Oha bak bak bak. Uçuyor bir tane de. Bak bak bak. Koltuk uçuyor. Buraya geliyor, buraya geliyor. Geldi, yan binaya girdi. Aşkın abi burada durduruyorum. Bütün olay anlaşılıyor aslında. Koltuk yan binaya giriyor. Şimdi zarar verdiği şeyin bir bina olduğunu düşünürsek aslında binanın ortak alan sigortasının olması lazım. Eğer binanın ortak alan sigortası varsa bu hasarı ortak alan sigortasından talep edebiliriz. Tabii ortak alan sigortası da yani ortak alan sigortasını ödeyen firma da gidip bu koltuk nereden uçtuysa o kişiye bunu rücu etmeye çalışacaktır. Bunu bulmak lazım aslında. Eğer bu bir arabaya düşmüş olsaydı bu sefer de kasko poliçemiz devreye girecekti ve hasarı kasko şirketi karşılayacaktı. Ve yine koltuk kimden uçmuş diye araştıracaklardı. Eğer bu bir binada ve bir konuta dair bir hasar oluşturduysa o zaman da konut sigortamızın olması lazımdı. Bu da yine doğal afet dediğimiz bir poliçe türü, yani fırtına, ekstrem bir hasar, evet. Yani bir anda bir bakıyorsun camdan içeri bir koltuk giriyor. Bu sebeple de bu sefer konut sigortası devreye girecekti. Konut sigortası hasarı ödeyecek ve daha sonra da rücu için bu koltuğun sahibine ulaşmaya çalışacaktı. Peki Aşkın abi, ben şimdi tekrar sormak istiyorum izleyenler için. Bu olay benim başıma geldi ama benim konut sigortam yok. Ne yapmam gerekiyor? Konut sigortan yoksa mutfağa gidip bir bardak soğuk su içeceksin Turgay'cığım. Ve bütün masrafı cebinden karşılayacaksın. Eğer hafiyelik varsa sokak sokak bu bina nereden geldi bu koltuk diye araştıracaksın. Ya sonuçta biz hasarda hasarın oluş şekliyle beraber neyden kaynaklandığını araştırıyoruz. Bu koltuğun sahibi eğer ortaya çıkarsa koltuğum nerede diye, o zaman sen de ona ulaşabilir ve hasar ondan tanzim etmeye çalışabilirsin. Teşekkür ederim Aşkın abi. Rica ederim Turgay'cığım. Aşkın abi, şimdi Özcan elinde bir tane daha video var. Onu da izleyelim. Aşkın abi, Kadıköy'de gerçekleşen bir olay. Geçenlerde bu videoyu izlediğimde hayrete düşmüştüm gerçekten. Hepimizin başına girebilecek bir şey. Çok doğru söylüyorsun. Şimdi videoyu açıyorum, beraber izleyelim abi. Durdur lan Özcan'cığım. Şimdi buradaki olay şu. Sitenin içerisinde çok eski bir ağaç var. Ve bu ağacın dalları fırtınada kopuyor. Artık gücünü kaybettiği için. Yanlış hatırlamıyorsam 5 ya da 6 aracın üzerine düşüyor. Şimdi burada yine ortak alan sigortası devreye giriyor. Hatta bununla ilgili yine yanlış hatırlamıyorsam kasko şirketi apartmana rücu alacağı için gitmişti hasarını karşılamak için. Ve site yöneticileri ve oradaki zarar görenler ve apartman sakinleriyle bazı çekimler yapmışlardı. Şimdi burada hasar senin arabana geldiğini düşünelim. Allah göstermesin de. Varsayalım senin arabanda yaşandı. Arabanda kasko sigortası varsa sen aracını servise götürüp olayla ilgili fotoğrafları, belgeleri verip kasko şirketinden arabanın onarımını, eğer onarılmayacaksa da pert olması için işlemlerin yapılmasını bekliyorsun. Daha sonra kasko şirketi de bu pert hasarı ya da onarım hasarını karşılamak için apartman yönetimine gidiyor. Apartman yönetiminde de orada oturan tüm kat malikleri sorumlu olduğu için bu tür giderlerden, bütün kat maliklerinden bu parayı hisseleri oranında, yani arsa payı oranlarında talep edebilir. Eğer binanın ortak alan sigortası varsa, ortak alan sigortası kasko şirketiyle karşılıklı mutabakata varacak. Eğer eksik sigorta yoksa ortak alan sigortasında, yani bütün bedeller normal nominal bedellerinde gösterilmişse, eksiksiz bir poliçe ise, o zaman ortak alan sigortası bunu kasko şirketine
karşılıklı rücu olarak ödeyecek. Eğer ortak alan sigortası yoksa maalesef bu sitenin genel gideri haline gelmiş oluyor ve tüm kat malikleri arsa pay oranından bu hasardan maalesef muzdarip olacaklar. Hepsi paylarına düşen bedel karşılığı ödeme yapacaklar. Aşkın abi çok teşekkürler konuk olduğun için. Rica ederim Özcan'cığım. Opsiyon kanalındaydık. İlk defa çektiğimiz bir konsept. Son söylemek istediğin bir şeyler var mı? Tabii Özcan'cığım. Değişik videolar oldu benim için de. Eğer izleyicilerimizin de ellerinde böyle videolar varsa lütfen bizimle paylaşsınlar ve bu videoları beğensinler. Bir sonraki videomuzda belki onlardan gelen videoları yorumlarız hep birlikte. Hepinize şimdiden seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Opsiyon, sigorta, değerini...